Evet, e, değerli seyirciler Fenerbahçe Medipol Başakşehir maçının e, haftanın maçının ilk yarısı başladığı gibi golsüz sona erdi. E, hocam e, bir tanesi ligin en çok gol atanı, değere en az gol yiyeni ve iki takımın da bu sezon 20. maçı bu. Bu ligin en fazla maç yapan iki takımı Avrupa maçlarıyla beraber 19'ar er maç yaptılar bugün. E, bugüne kadar ve ee, belki belki topla daha fazla aşırı neşir olan Fenerbahçe ama Başakşehir takımı da e, kendi planına sadık kalarak hep oyunun içinde böyle bir maç böyle e, iki güçlü takımın birbirini e, kontrol ettiği bir maç görüntüsünde iki takım da kendi doğrusunu oynuyor sanki ne dersiniz? Şu ana kadar seyrettiğim <laughs> en iyi ilk takım bence birlikte. İkisi de iyi şeyler yapıyorlar. Zaten biri üç golleymiş. yemiş, ikisi ben altıdan. Ee, Başakşehir'in attığı gol kadar Fenerbahçe gol yemiş. Yani istatistikler o kadar çok uyuyor ki birbirine. Yani. biri çok atmış, çok yemiş. Biri az atmış, az yemiş. İkisi de gözüküyor. Ee, iyi takımlar ikisi de. Ve mesela gol olmadı. Sana söyledim. Ya dedim 35. dakika gol olmadı ama seyrediyoruz maç. Tabii. Ya o güzel. Çünkü öyle bir maç ki hoca yani en ufak bir hataya mal vermeyeceksin. Hata yaparsan golü yersin. Çıkaramayabilirsin. Onun için bu tip maçları oynamak bayağı zordur. Hani ben yaparım lan bu maçı götüremezsin. İki taraf için söylüyorum. Mesela çok enteresan bir şey var. Fenerbahçe 15 defa rakip ceza sahasından girmiş. Medipol Başakşehir 3 defa ama bir İsabetli şutu yok buna rağmen çok net bir gol pozisyonuna girdi Medipol Başakşehir. Evet. Yani bakın bir tane şutu var isabetli değil. Rakip ceza sahasına sadece 3 kez girebilmiş ama Traoré ile yakaladıkları pozisyon en net evet. pozisyonlardan biri. Öte yandan 15 kez Başakşehir e ceza sahasından gelmiş Fenerbahçe. Sürekli o bölgede zaten kendi doğrusunu oynuyor, baskı yapıyor vesaire. Ama şu ana kadar o e, fırsatı bırakmadı ona Başakşehir. Zaten takım. Fenerbahçe kendi üzerine gelen takımları seviyor. Başakşehir kendi e, Fenerbahçe'nin üzerine öyle Yok. sık gitmiyor. Yok. Ya, e, arka tarafı sağlam alıyor. Böyle Doğru. 8 kişiyle kapatıyor orayı. O bölgeyi. Ama çok akıllı yapıyorlar. Fazla girmiyorlar ceza alanlarına. Yani cezaların dışında alıyorlar. Böyle 8, 8 kişiyle falan orada duruyorlar. Tabii. Yani, yani Fenerbahçe böyle... geldiği zaman öyle bir indirme bindirmede baktılar pek bulamadı. Şöyle başardı, bir evet. 4 4 2 tane 8 o bölgeyi kapatıyorlar abi. Bir alalım. de iyi oyuncular. Bir de topu aldıklarında topu iyi kullandıkları için Fenerbahçe'yi yordular sana söyleyeyim. Yani diğer takımlar baskı yaptığı zaman Fenerbahçe topu çabuk kaybediyorlardı. Bunlar bunlara baskı yapıyorsun çat çat 2 tane yaptığı zaman bir dakika diyor, pardon diyor Fenerbahçeli oyuncu. Gidemiyor üçüncüde. Çünkü iyi top yapıyor Başakşehir. Bir de bugüne kadar Başakşehir'e yönelik eleştirilerden biri çok temaslı oyunu sevmiyor şeklindeydi. Ama bugün bakıyorum korakor temaslı oyunu oynuyor Başakşehir takımı gayet. Ee, bir iki maçta oynayamadı ben şöyle bir seyrettiğimde. Diğer maçlarda oynadı. Zaten o oynamadığı iki maçta da Emre bayağı şey söyledi. Yani biz dedi bugün oynamadık Sivas yani kendi zaten. şeyimizi gösteremedik falan dedi. E Bu kadar da maç oynayınca arada bir e, o tarz bir iki maç. Oynamama hakkım var. yani Doğru. Onu kullanırsın ama genelde iyi oynuyorlar. Zaten iyi oynadıkları da belli. Şimdi e, Türkiye'de oynanan futbolun bir tık üzerinde oynanıyor maç. Öyle söyleyeyim. Kalite olarak. Evet bir tık üzerinde oynanıyor. Yani iki, iki tarafa baktığında. olarak, kalite olarak. İki tarafta değişik değişik iki takım. Yani taktikleri değişik, yaptıkları iş değişik ama güzel yani o kendisininkini oynuyor kendi olayını o da kendi olayını oynuyor farklı yönleriyle ön plana evet. çıkan iki takım o yönlerini iyi kullanıyorlar evet. iyi oynuyorlar o şeklini yine de offside'e dikkat etmeler rağmen üç defa düştüler herhalde dört. değil mi dört mü Dört düştü ya da hatta oldu? bir tane şu kalktıktan sonra olduysa ya dört ya beş hocam yani çünkü sezon ortalaması 2.3'tü yayıncı kuruluşun spiker arkadaş Ali şey dedi ben, e, dört kez düştüler dedi ben Başakşehir daha az düşer zannediyordum o da düştü çukura ilkleri İkinci yarı bakalım ne olacak? Şöyle hocam yani mi? iki iki buçuk aralığında değişiyor takımların maç başı olsaydı sayısı. Fenerbahçe oy ile oynayanların beş buçuk altı civarında. Dört çıktı. Dört mü çıkmış? Yani, Dört çıktı öteki de iki. E, Onda da var bak. Var. Onlar da iyi hatta oynuyorlar. Ki orada Endaşmiye önemli bir oyuncu stoperdi o yok bugün. Endaşmiye kart cezalısı o stoperleri yok. Ee, ama tabii Başakşehir takımı da birbirine çok alışkın bir takım. hocam. Ee, yani. yani ezber oynuyorlar. Ezber. İşte onun için de Fener fazla baskı yapamıyor. Yani 3-4 tane filan baskıyla aldılar. onlar için alamadılar. E haliyle de baskı alamazsan geri geliyorsun. Tabii. Mesafe kat ediyorsun. O zaman da hücum gücün azalıyor. Ya yani her şey otomatik ya. Yani her şey belli futbolda. Öyle Birkaç şekil yok. pozisyonda işte Ferdi'nin, İrfan'ın, Başçıayının, Valencia'nın, Henrique'nin e, pozisyonun içinde olduğu birkaç enstantanede son seçimleri farklı yapsalar mesela net gol pozisyonuna evrilebilecek pozisyonlar o son seçim hatalarından olgunlaşamadı Fenerbahçe adına. Orada biraz bir, bir iki tane evet, egosistik bir yani devreye giriyor acaba yoksa? E... Değil ya o anda onu görüyor adam, On, yani futbolcu onu yapıyor. Egoistlikten olmadı bugün çünkü. Hı. Öyle gördü, öyle attılar. Bir iki pozisyon mesela yanlış yere girdi. Başak yerde de oldu. Soldaki ucunda. Evet, evet, Hiç gereksiz yere offside'e düştü o da. Ya yani bunlar olacak hocam. Her Hı şeyde yüz doğru, diğeri 6 top kapmış. Pasaraları var. 5 4 e, şut engellemeler, uzaklaştırmalar. Yani oyunun ne kadar e, korakor olduğunu, oyunun ne kadar e, mücadele düze düzeyi yüksek olduğunu gösteriyor. Şu anda oyun şekli, skoru şu su bu tam 50-50. Değil mi? Ele ele. Her şey olur bu maçta. Ele ele, her şey olur. Ama şeyler değişik. E, oyun şekilleri değişik. Doğru. Ama netice futbol iyi ama onu söyleyeyim. Ke keyifli. Seyredilen bir futbol. Seyir, seyir zevki olan. Şimdi iki takımın da 20'şer puanı var. 9 maçta ama. Bugün 10. maçlarını oynuyorlar. 11. haftadayız. Dolayısıyla berabere biterse rakiplerine yarar. Tabii. Tabii. Yani an itibariyle şu skorlarla bu skorlarla e, tepede böyle e, 21 21 21 diye gidiyor takımlar hocam gördüğün gibi. E, bu skorlarla tabii. He. Bu skorlarla averajda e, lider konumda Fenerbahçe, Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor yani yukarıda bayağı işler karışık. Tabii maç sayıları falan dediğimiz gibi hep söylüyoruz bunu. Bu fazladan takım olduğu ve bayağı haftası olduğu Krabzon için Trabzon maçında biraz işler... da gol olur dedik ama gol çıkmadı. Buraya bir şey demiyor hocam. Ee, Rıza, Hoca, Rıza Hoca, oyuncu değişiklikleri şeye yaramadı Sivasa. Yani oyuncu evet, değiştirmeden orada... evvel daha etkiliydi. Evet, evet. Ama o yoruldu diye mi aldı tabii? Nediyi aldı? Yani ne e, o Yunan oyuncunun yerine e, Kader Keita girdi ondan işte bir Sen dedin bir ki mu? bu adamı niye evet. ilk yarıda oynatmıyor ama oynayınca anladın oynatmadı neden. Doğru şey. <laughs> e, neden oynatmadığını e, evet dedin. Bazı oyuncular Gradel mesela Allah evet, Allah Gradel, gradel işte. geç mi girdi dedik. Ama Gradel hiç varlık gösteremediği gibi çok top kaybı yaptı. E, İkinci yarı e bir reaksiyon gösteremedi yani. E, Giren çıkan evet. Evet. E, hak hakemi nasıl buldun hocam? Zorbay küçüğü. Bana şu ana kadar fena değil. Bazı pozisyonlarda Foller bir iki üç folde hata yaptı ama gidiyor bu tip başlarda olabilir. Çok hani öyle bazen görmüyor. Mesela faul kriterlerinde Sıth hocam hakemler gibi. şeyde yanılıyorlar hep onu diyorum ya ee, şu olaylarda yanılıyorlar. Öndeki oyuncu da onu forvetler yapıyor. Öndeki oyuncunun yaptığı şu hareket, defansı yaptığı bu hareket. Sen defansı görüyorsun böyle bakarsan. Ama yana geçtiği zaman o zaman da adamın çekip çekmediğini görüyorsun. Yaslanmadığını Adam görüyorsun. çekmiş böyle arkadan formayı neredeyse forma Bugün formanın arka numarası öne gelecek. Maxi Gomez ortak. ve rakipleri evet. hep bu pozisyonlara e, düştü bu Düşler. bu pozisyonları yaşadı. Onun için de arkalı öndü değil yandan bakmak lazım. Değil mi? Biraz evet. Diego öyle gelmek lazım. O zaman görürüz. E, onu bugün çok iyi yakalayamadık. Bir de bir yani. de o tip futbolcular işte hep onun için diyorum. O tip futbolcuları bu takımların başlarını seyredeceksin. Her topçunun bir oyun şekli vardır. Ona göre yerde durursun, yakalarsın hocam. Bu bütün takımlar için aynı alıp çalışacak hakem. Evde seyredecek. Bakacak ne, nerede ne var hangi takım. Hele maç aldıktan sonra mutlak 2-3 gazetelere bakacak. Nasıl oynuyorlar. Bunların oyun şekline göre ben nerede durabilirim. Bunlar çok yani önemli olaylar. Bunları yapmaları lazım. Evde çalışacaklar. Çalışıyorlar mı bilmiyorum. Kasede alacaklar saatlerce seyredecekler. iki takımı da. İki takımın yaptığı sonuç maçı alacaksın. Hangi hangi tarz, nereye çalım atıyor, nereden giriyor, nereden çıkıyor? Hangi pozisyonlarda beni zora sokar? Ders çalışacaksın ya, Doğru. not alacaksın. Doğru. O zaman rahat baş idare edersin de tabii bunu yapıyorlar mı bilmiyorum. Fenerbahçe'de e, Serdar Dursun, Alioski, Arao e, sakattı malumunuz. Osay Samuel, Arda Güler, Miha Zaitsev, Emre Mor. Joao Pedro, Diego Rossi. Hani kenarda bir takım daha var. var. Dolayısıyla e, Jesus da 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanıyor genellikle hepsini. E, bu tarafta e, Başakşehir'de de elinde e, bayağı bir silahı var. Emre Velozoğlu'nun Filip e, Kenny, Daniel Aleksic e, Patrick Şiş Lucas Lima yani Epriano hani daha savunmaya yönelik bir oyuncu ama e, bayağı bir iki takımın da Elinde sonucu değiştirmeye yönelik ya da oyuna müdahale etmeye yönelik isimler var. Yedek kulübeleri güçlü. Dolayısıyla o anlamda da bakalım oyunun kaderine nasıl etki edecek hamleler, değişiklikler o da enteresan olacaktır. Çünkü yani 60 65ten sonra ufak ufak yorgunlukta başlayacak. Belli olacak evet. Hafta içinde Avrupa'da var. Doğru. Doğru Zor mi? maçlar Doğru. var. Yani enteresan bir maç seyrediyoruz ve seyredeceğiz. Bir iyi bir 45 dakika bekliyoruz. Peki biz şimdi sözü scoreboard'a bırakacağız efendim. Scoreboard'dan sonra hem bu karşılaşmayı hem Trabzon maçının önemli instantanelerinin pozisyonlarını değerlendireceğiz. Bu karşılaşmanın özeti de Fenerbahçe-Medipol-Başakşehir maçının özeti de elimize gelir gelmez sizlerle paylaşıp pozisyon pozisyon değerlendireceğiz. Biz bitirdikten sonra da takım oyunu günü şöyle bir toparlayacak. Dolayısıyla önce scoreboard ardından birlikte olalım.